Değerli izleyenler, televizyona hoş geldiniz. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Bitlis'teyiz. Bitlis'te neredeyiz? Çarşıdayız. Yanımızda çok değerli abilerimiz var. İbrahim abimiz var. Abi isminizi öğrenebilir miyim? Memduh Bey var. Şimdi İbrahim abi buranın yerlisi ve burada yaşamış. Abicim buranın tarihinden başlayalım. Tarih çok eskiye dayanıyor. Evet. Bizim yaşımız da o tarihe yetmiyor. Ya, tabii büyüklerin söyleşime göre diyorum. Çok eski bir tarih. Şimdi burası transit bir yoldu. Develerle nakliye işleri yapıyordular. Ta Arap ülkelerine gelip ta İran'a kadar gidiyorlarmış. Kış şartları o zaman çok kötü. Şimdiki araç gereç yoktu. Burayla Tatvan arası ilçemiz bir ay kapalı kalıyordu. Nüfusu ne kadar abi buranın? Nüfusu 50'ydi. 51 falan, 50 kişi. Eskiden çoktu. Göç olunca burası tabii haliyle azalmaya başladı. Türkiye'nin neresine baksan orada eski Bitlisler batıya göç etmişler. Büyük kentlere. Şimdi buranın tarım konusunda... Ne yetişiyor abi burada? Burada yetişen bir ceviz yetişiyor. Ceviz. Eskiden güzel bal yetişiyordu. O da karakoğan denilen ballar. O böyle şekerle yapılan bal falan yoktu. O zaman herkes bale ilaç diyordu. İlaç. Tütün hala var mı peki? Efendim? Tütün. Tütüncülük. Tütün dünyanın en iyi tütünü Bitlis'teydi. Tütünü yasakladı devlet. Fabrika şu karşı bina görünüyor. Fabrika oradaydı. Oranın adı 1950 civarında Atilla adı altında İsmet Paşa yaptı. Tabi dolayısıyla ekici bu işe yöneldi. Verim fazlalaştı. Fabrikaya dönüşüldü. Orada aşağı yukarı 2000 kişi çalışıyor. O kapanınca işçiler kimi emekli oldu, kimi buradan çekti gitti. Ekiciler de azaldı. Tütüne kota koydular. Kota koydular. Geçim kaynağı eskiden hayvancılık. Hala hayvancılık balcılık, var mı peki? Devam ediyor mu? Hayvancılık aşırı derecede fazlaydı. Azaldı. Çok az. Azaldı. Gençler genelde büyük şehirlere gidiyorlar herhalde. Şimdi gençlerden ziyade toplum tembelleşti. Hazırsın. Devlet kapısına gideyim, maaş alayım, SSK'lı olayım vesaire. Birçok köyler boşandı. Köyler boşandı, şehre yerleştiler. Şehir de onlara dar geldi. Geçim sıkıntısı, fabrika yok, bir şey yok. Batıya hepsi göç ettiler. Dolayısıyla nüfus düştü. Peki abi camiden bahsedelim. Tarihi camiden buradaki. Tarihi cami en eski cami. Ulu cami adı değil mi? Ölü cami. Ulu cami. Evet. Arkadaşlar ben size çekimlerde göstereceğim. Fotoğraflarda ve videolarda ben İbrahim abiden biraz bilgi almak isterim bununla ilgili. Ölü caminin tarihi çok eski. Evet. Rus savaşında o zaman okul yokmuş. Devlet kurumları, binaları yokmuş. Askerin gireceği yer yok. Yer olmayınca asker orada gece yatmış, gündüz savaşa çıkmış. Rus savaşı. İbrahim abi peki Ulu Cami Selçuklu'dan kalma bir cami mi yoksa eskiden kiliseymiş de devşirme mi olmuş? Yok, kiliseler Selçuklular'dan zamanından zamanda yapılmış. Eski tarihe dayalı olarak bir ölü cami vardı. Tabi dolayısıyla Şerefat Camisi burada vardı. Şerefiye Camisi. Şerefiye Camisi. Bu da burada. Ondan sonra tabi peydepe vatandaş yardımıyla devlet yapmamış. Vatandaş kendi gücüyle yapmış. Herkes elinden gelen katkıyı yapmış. Yani devlet yapısı cami yoktu. Ayşe'nin mesela devlet camii yapıyor ama hani burada yapmamış. Ankara'da, İstanbul'da, mega kentlerde tabii devlet yapmış. Peki abi bir şey söyleyeceğim. İnsanlar Bitlis'e gelsin mi gezmeye? Şimdi esasında ister dıştan ister içten. İslam ülkelerinin birçoğu
bu tarafa mesela, bu batı tarafından yabancı devletlerinden turist geliyor. Ama turist İslamiyet'ten anladığı bir şey yok. Sadece evet. Tarihi yer görüyor. Camiyi bilmez. İslam ülkeleri, İslam ülkelerine yoğun bir şekilde yolculuk yapmazlarsa İslami kural da zaaflanır. Peki abi gençler ne yapıyor burada? Gençler işsiz. İşsiz. Gençlerin burada bir sanayi falan yok bildiğim kadarıyla, öyle değil mi? Şimdi 4 üniversite bitirmiş bir genç kuştu. Onlar da büyük şehirlere gidiyorlar dolayısıyla. Büyük şehirlere gittikleri vakitte zor, iş bulmak zor. Eskiden böyle değildi. Eskiden büyük şehirlerde buradan gidenler rahatlıkla iş bulabilirdi. Orada ikamet edenler üniversite mezunu dahi iş bulamıyor. Eskiden kim işsiz kalsaydı batı illerimize giderdiler. Batı illerimize de aç kalmazdılar, işsiz de kalmazdılar. O imkan yok şimdi. Peki abi bu merkezin dışında nereyi gezmeyi önerirsin bize? Yani tarihi yer olarak bize Bitlis'i mesela Bitlis yapan nedir? Nereye gidelim? Tarihi yerleri yani Bitlis'in dışında. Tatvan'a mı gidelim? İşte nereye gidelim? Gidebilirsin mesela. Ahlat. Ahlat'a gidebilirsin. Hizan'a gidebilirsin. Şefsaydı Nursi vardı. Evet. O da Bitlis'li öyle değil mi? Buralıydı. Şefsaydı Bitlis'li, Hizan'lıydı. Evet. Oraya gidebilir. Onun kabri de burada mıdır? Bitlis'te midir? Onun kabri Hizan'da olmaz. Onun kabri kimse nerede olduğunu... Şimdi öyle onun mi? Kabri, onun hikayesi anlattı. İnsan yaşlandıkça hafıza da yaşlanır. Hı hı. Bu iyi bir din adamı. Politikayla, molitikayla hiç alakası yok. Hiç evet. Evlenmemiş. Hizan'da doğup büyümüş. Bu... Bir ara Atatürk zamanında din adamları olarak, din adamı olarak geçinenler yanlış yapmışlar. Evet. Ve onları gözaltına almış. Ben size görev vereceğim. Bir yerde makamda oturmuş Haliller Sereli tek tek çağırıyor, ifadelerini alıyor. Hepsi sakallı. Ekle çağırıyor, diyor ki valla ben sizi devlet memuru olarak, vali olarak tayin ederim ama bu oğlum bu sakalle olmaz. Hepsi demişler ki paşa biz valla sakali keseriz. Sıra gelmiş Şef Said Nursi'ye. Bu gelmiş fakat Halinin altına Kur'an-ı Kerim'i bırakmış. Evet. Sıra ona gelmiş, çağırmış, gelmemiş. Diğerleri Kur'an-ı Kerim'e basıyor mu? Onlar gitmişler Halinin altına. Onlar sahte. Ha. Sıra ona geliyor, gel diyor. Yok yok, Halinin altında şimdi çıkar ben gelir. Evet. Diyorsan serbest. Türkiye'nin neresine yerleşirsin? Yerleş. Benim sana sözüm yok. Sen din adamısın. Bu Urfa'ya yerleşmiş. Çok özür dilerim. İzleyenler, bu arada bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk, benim her zaman söylemeye çalıştığım, gerçekten çok saygı duyuyorum, hayranlık duyuyorum. İşte burada da mesela abimin anlattığı gibi, burada bu hikayeyi ben çok duymuştum. Kulaktan kulağa söylenen bir şeydir. İşte sahte hacıların, hocaların var olduğu bir süreç. Sonra Said Nursi burada atamızın yanına gider ve Kur'an-ı Kerim yerde Kur'an-ı Kerim'e işte diğer sahte hocalar basıp geçer. Fakat Said Nursi der ki hayır, işte onu yerden kaldırınız ve ben bu şekilde geçeceğim diye. İşte burada aslında çok akıllı bir adam olduğunu, dahi olduğunu Atatürk'ün bir kez daha anlıyoruz. Onun mezarına gitmek için millet akın etmiş, kıtlık çıkmış. Devlet onu önlemek için oradan çıkarmış, başka bir yere götürmüş, defin etmiş. Yeri meçhul. Değerli izleyenler, biz Bitlis Çarşı'da İbrahim abiyle tanıştık, abimizle tanıştık. Kısaca burayla ilgili bilgi almaya çalıştık. Biz Bitlis'i gezmeye devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.
Abicim çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. İşin rast gelsin. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Abi, çok sağ olun. Ve çay, bir çay beraber içelim, öyle git. İçelim abi. Değerli izleyenler, neredeyim? Çarşıdayım. Çarşıda neredeyim? Ulu Cami'nin oradayım. İşte bu daha önce bahsetmiştim. İbrahim abi bahsetmişti bundan. Nedir? Bitlis'te 5 minare. İşte o minarelerden bir tanesi Ulu Cami efendim. Yanımda kim var? Adem Bey var. Adem Bey'i nasıl tanıdım bundan bahsedeyim. Kültür Müdürlüğü'ne gitmiştim bugün. Ergin Bey'le tanıştım, müdür yardımcısı. Arkadaşım da belediyede çalışıyor. Bilgi almak isterim kendisinden. Ulu Cami Büyük Selçuklu zamanında 1153 döneminde Tuğrul Bey tarafından yaptırılmıştır. Mimarisi de Ebu Muzaffer Muhammed kendisidir. Hı hı. Peki Adem Bey... Yakın zamanda zaten 3-4 senedir restorasyonu yapıldı. Evet. Geçen yıl bitti restorasyonu. Şöyle bir şey, bize nereyi tavsiye edersiniz? Bitlis'te nereyi gezelim? Yani Bitlis merkezin dışında. Merkezin dışında Ahlat ilçemiz var. Ahlat'ta kümbetlerimiz var. Büyük Selçuklu mezarlığı var. Hı hı. Oralara gezebilirsiniz. Selçuklu mezarlığı da Ahlat'ın orada Ahlat, mı? Ahlat, Ahlat'ta. Merkezde. Adı Cevaz'ı gezebilirsiniz. Dizan'ı gezebilirsiniz. Dizan'da doğal güzellikler var. Mutkimizi gezebilirsiniz. Hı hı. Tatvan işte sahil kenarında sahil şeridini gezebilirsiniz. Bir şey daha sormak isterim. Her tarafı ayrı bir güzellikte. İl ve ilçe olsun. Bir şey daha sormak isterim. Bu İbrahim abiye sormuştum. Yine sana da sorayım. Bu diğer dört minareyi bize söyleyebilir misin? Dört minare, biri zaten Ulu Cami Meydanı'nda, biri Gök Meydan Cami, biri Şerefiye Cami, biri de Meydan Mutlu Meydanı'nda bulunacağım. Beşincisi de henüz daha, yani biz de kendimiz de bulamadık. Tarihte de araştırdık. Hayır, henüz nerede, şu an kimse bilmiyor gibi. Tabii, anladım. Nerede oldu bilinmiyor. Anladım. Peki Adem Bey, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim abi. Misafirperverliğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Bitlis'e geldik, çok mutluyuz efendim. Siz de buyurun gelin mutlaka. Biz de sizi tanımaktan çok memnun mutluyuz. Eyvallah, çok sağ olun. Dostlar, neredeyiz? Bir türkü vardır, nedir? Bitlis'te 5 minare. Evet, Bitlis'te. İşte o minarelerden bir tanesi arkamızda gördüğünüz Şerifiye Camii. Şimdi Şerifiye Camii ile ilgili ben bilgi almak isterim arkadaşımdan. İsmini öğrenebilir miyim? Ben Barış Yama. Barış Bey, ben Cemil, memnun oldum bu arada. Abicim, tarihiyle ilgili bize bilgi verebilir misin? 1529'larda yapıldığı biliniyor. Hı hı. Tabii ki mimari hakkında kesinlikle bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Çünkü onda ben çok araştırdım, araştırmama rağmen. Mimari hakkında kesinlikle bir bilgi şey yok. Kuruluş amacı zaten bunun yapılış amacı ibadethanedir. Evet. Şeref Han ailesine ait camiye vakfedilmiş. Bu cami, ondan sonra aşhane, hamam artı öğrencilerin, talebelerin böyle ilim öğrenmek için yapmış olduğu bir yerden ibarettir. Bu türbe Emir Şemseddin Dördüncü Şeref Han için, babası, hı hı, için yaptırılan bir türbedir. Burada bulunan mezarlıklar vardır. Şeref Han ailesine ait olan mezarlıklardır. Peki restore edilmiş mi burası? Evet, burası zaten 10 yıldır restore edilmiş. Öyle mi? Daha yeni 5-6 yılda açılmış. Anladım. Tarihi eser olma özelliğini daha da koruyor elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Dostlar, Bitlis'e geldiğiniz zaman uğramanız gereken kesinlikle, yani kesinlikle yani ilk yerlerden bir tanesi Şerifiye Camii. İşte o Bitlis'te 5 minare dediğimiz o minarelerden bir tanesi burası. Mutlaka geliniz efendim. Dostlarım, neredeyiz? Çok özel bir yerdeyiz. Ben işte buraya ilk geldiğimde Eyüp Sultan Hazretleri, Eyüp Sultan'dan geliyorum. Kardeşinin kabrinin burada olduğunu bilmiyordum ve öğrendiğim zaman çok duygulandım. Çok özel bir yerde, işte oradayım şimdi Barış Bey'den. Evet. Bununla ilgili bilgi alacağız. Eyüp El Ensari'nin kardeşi Feyzullah Ensari. Yüce Rabbim bizleri onların hatırına versin inşallah. İnşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bildiğimiz üzere Eyüp El Ensari'nin evinde bir 7 ay kadar misafir oluşu vardır. O sırada Feyzullah Ensari 19 yaşlarındaymış. Evet. Tabii tanınmamasının sebebi Eyüp El Ensari'nin kardeşinin olmasıdır. Çünkü daha küçük yaştaydı. Eyüp El Ensari daha büyük olduğundan dolayı hadis rivayet etme açısından daha olgun olduğundan tanınmaması normaldir. Nasıl böyle buraya gelmiş peki? Bunu Halid bin Velid artı İyaz bin Ganem, evet, komutasında Diyarbakır'ı İslam topraklarına katmak üzere ordu hazırlanmış, oraya alınmış. Ondan sonra Silvan Diyarbakır ilçesine. Ondan sonra da Bitlis'e gelmiştir. Kuşatmak için, bu İslam beldelerine katmak için. O sırada
Feyzullah Ensari rahmetullahi aleyh yaralılığa düşüyor. Böyle hastane adına konulan bir binada şehit olmuş ve burada defnedilmiştir. Anladım. Arkadaşlar ben kardeşimi tutmuyorum çünkü birazdan ezan-ı şerif okunacak. Bu arada Şerifiye Camii'nin kendisi imamı. Evet. Ben çok memnun oldum. İki gündür işte böyle pırlanta gibi bir insanı arıyordum. Allah karşıma çıkardı. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Tanıştım da çok çok memnun oldum. Misafirperverliğiniz mükemmel. Gerçekten evet. Çok memnun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bitlis Kalesi. Kalenin girişinde bulunan tanıtım yazısında şunlar yazılı. Tarihi kaynaklarda Büyük İskender'in komutanlarından Batlis tarafından yaptırıldığı kaydedilen Bitlis Kalesi'nin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Uzun süre bölgenin idare merkezi olma özelliğini sürdüren kale, Osmanlı döneminde 16. yüzyıl ortalarında önemli bir onarım geçirmiş. Günümüz itibarıyla maalesef ziyarete kapalı durumda. Değerli izleyenler neredeyiz? Bitlis'te kale altındayız. Efendim bu arada kaleyle ilgili buradaki halkımıza sorduğum zaman şöyle bir bilgi aldım. Kaleyi Büyük İskender yaptırıyor. Mancınık toplarını da size göstermeye çalıştım. İskender zamanından kalma, milattan önce zamanlardan kalma toplar burada hala korunaklı bir şekilde duruyor. Bunları da size göstermek istedim. Dostlar neredeyim? Memi Dede Türbesi'ndeyim. Memi Dede Türbesi'nin hikayesi şöyle. 1572 yılında Ahmet Yunus isimli bir zat yaptırmış. Zatın kim olduğu ile ilgili ben araştırdım fakat bir bilgi edinemedim. L planlı bir kümbet. Burası mescit olarak kullanılıyor şu anda. Biz Bitlis'i gezmeye devam edeceğiz efendim. Size de bunu göstermek istedim. İslahiye Medresesi. Merkezde mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi İslahiye Medresesi. 1216'da Selçuklular tarafından yapılmış, 1589'da Bitlis Hanlarından 5. Şeref Han tarafından onarılmış. Aslında alan Şeref Han ailesine ait özel bir mülkmüş. Burada ailenin fertlerine ait mezarlar bulunuyor. Günümüzde bir süre kamu binası olarak kullanılmış. Medresenin en önemli özelliği zamanın değerli bilim ve sanat adamlarını yetiştirmiş olması. Bitlis sokaklarını gezerken gözümüze tarihi bir yapı da takıldı. Burası aslında bir restoran. İşte o meşhur Bitlis büryanının yapıldığı önemli mekanlardan biri de burası. Yapıyla ilgili bilgileri mekanın işletmecisi olan Yunus Bey'den dinledik. İlk olarak 1545'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılıyor. Daha sonraları deforme olan yapı Sultan Abdülhamit döneminde 800 akçe altın ödenerek onarılıyor. Bir dönemse Ömer Paşa Konağı olarak kullanılan yapı inşa edildikten bu yana oldukça farklı amaçlar için kullanılmış. Bir dönem Ermeni Koleji olarak kullanılsa da 1915 Ermeni olaylarından sonra Amerikan Koleji olarak kullanılmış. Günümüzde ise bir süre Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediye Binası olarak hizmet vermiş. Son olarak işletmeciliğini Yunus Bey'in yaptığı Bitlis mutfağının önemli lezzetlerinden büryan kebabının yapıldığı otantik bir lezzet durağı olarak gelen misafirlere hizmet veriyor. Bu arada mekanın gizemli bir tarafı da var. Burada kaleye çıkan iki tane tünel bulunuyor. Bitlis'e yolunuz düştüğünde enfes büryan kebabını burada deneyimleyebilirsiniz ve birbirinden otantik odalarını gezebilirsiniz. Aygır Gölü. Bitlis'e ve Adil Cevaz'a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi de burası. Türkiye'nin en büyük 3. dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Derinliği ortalama 65 metre, 3.7 kilometre kare genişliği bulunuyor. Volkanik bir patlama sonucunda oluşmuş, çukurun içine yağışlar ve bölgedeki kaynaklardan su dolarak oluşmuş. Suda alabalık bulunuyor ve gölün kıyısında bir alabalık tesisi de bulunuyor. Değerli televizyon izleyicileri, biz şu an neredeyiz? Çok güzel bir yerdeyiz. Burası neresi? İşte Van Gölü. Ne yapmıştık? Önce Bitlis'e gittik. Bitlis merkezde bir araştırma yapmıştık. Size biraz Bitlis'ten bahsedeceğim. Neler yaşadım iki gündür. Aslında sıkıntılı bir seyahatti. Neden? Çünkü şehir merkezi dediğiniz zaman nedir? Şehir merkezinde her şey vardır. Yani hareketli bir yerdir mesela.
İndiğinde şehir yeniden yapılandırıyorlar aslında. Merkezi yeniden yapılandırıyorlar. Her taraf kazı halinde. Muhtemelen Kars gibi olacak. Kars'a gittiğimizde neydi? İşte o sokak sanatçılarının olduğu, kadenin tam dibinde sokak sanatçılarının olduğu, üniversite öğrencilerinin gezdiği, halkın gezdiği böyle acayip güzel bir yerdi. İşte mutlaka Bitlis de böyle olacak. Önerilerim olacak size. Eğer yolunuz Bitlis'e düşerse önerilerim olacak. Nedir bunlar? Buraya geldiğiniz zaman konaklamak için gitmeniz gereken yerler, sizi kestirmeden söyleyeceğim. Öğretmen evine gidebilirsiniz. Öğretmen evi gayet güzel, gayet nezih, gayet temiz. İşte kahvaltısının olduğu muhtemelen zaten birçok yerde de var. Yani ilçelerin birçoğunda var. Ben de öyle yaptım. Öğretmen evine gittim. Güzel zaman geçirdim. Orada kaldım, yedim, içtim vesaire. Bitlis'le alakalı da söyleyebileceklerim. Tarihi bir şehir yine. Yani Selçuklu yapılarını görüyorsunuz, işte Kümbet görüyorsunuz, Ulu Cami var, Beş Minare var, bunları görüyorsunuz. Burada Tatfan'da tabii ki de böyle tarihi yapılar yok. Ama ne var? Sağ tarafında hemen Krater Gölü var. Krater Gölü'nde burada edindiğim bilgiye göre, ben çünkü dersimde çalışmadan gelmiştim, bunu da bilerek yaptım. Her şeyi yerinde göreyim ve spontane olsun. Her şeyi halkın ağzından anlayayım ve dinleyeyim diye. Nedir? Krater Gölü dünyanın en büyük ikinci krater gölüymüş. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Nedir sıkıntı? İşte oraya bir dolmuş gitmiyor. Bunun için biraz bütçe olması gerekiyor. İşte taksi kiralayabiliyorsunuz. 13 kilometre gibi bir mesafe olduğu söylendi bana. Ben gidebilirsem gideceğim, gidemezsem de yine sizlerle araştırıp sizinle paylaşmaya çalışacağım. Çok güzel bir şehir. Ben geldiğim için çok mutluyum. Bana çok yardımcı oldular burada. Çok çok güzel bir şehir. Ve son önerim de şu. Her zaman şunu söylüyorum, yani her çektiğim videoda şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer batıda yaşıyorsanız tatil planlarınızı lütfen doğuya yapınız. Çünkü tarihin olduğu yer neresi? Anadolu. İşte Urartuları da görüyorsunuz, işte Osmanlı'yı da görüyorsunuz, Selçuklu'yu da görüyorsunuz. Bütün yapılarda işte hamamları, kaleleri, kümbetleri gibi birçok tarihi yapıyı görüyorsunuz ve büyüleniyorsunuz. Benim daha öncesinde Selçuklu yapılarıyla ilgili çok fazla bilgim yoktu. Ben bunu ilk önce nerede edinmiştim? Kars ve Ardahan'da. Yani gerçekten şehre aşık olmuştum. Bu kadar güzel bir şehir. İşte Bitlis'te sizin uğrayıp tatil yapabileceğiniz, hatta ne yaparız? İşte geleceğe yatırım. Nedir? Çocuklarımız. İşte birçok yere gidebilirsiniz. Nereye gidersiniz? İşte yüzmek için, tatil yapmak için, dinlenmek için. Yalova'ya gidersiniz, işte Ege'ye gidersiniz, Akdeniz'e gidersiniz, Muğla'ya. Oralara da gidelim tabii ki. Hani her toprak bizim, her yer çok güzel ama ne yapıyoruz? Buralara geliniz abi, çünkü tarihi okuyarak değil, bir laf var hatta. Nedir işte? Çok okuyan mı? İşte çok gezen. Tabii ki de her insan okumalı. Ne yapıyoruz? Okuyoruz. Gezmeniz gerekiyor. Gezdiğiniz zaman dokuyu hissediyorsunuz zaten. Ben şimdi mesela Van Gölü'nü eğer kalkıp internetten bir araştırmış olsaydım bana bu etkiyi vermeyecekti. Ama 5 dakika oldu ineli ve gerçekten hem manzaraya hayran kaldık. Yürüyüş de yapacağım birazdan. Biz çekimlerimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen. Çünkü biz ne yapıyoruz? Kültürel ve bilgilendirici içerikler üretiyoruz. Ne yapıyoruz? Yerine gidiyoruz. Yani internetten bir şeyleri alıp hop diye karşımıza sunmuyoruz efendim. Dediğim gibi mutlu kalın. Lütfen tatil planlarınızı buraya yapınız. Hepinize saygılar. Nemrut Gölü ya da Krater Gölü. İsmini Babil Kralı Nemrut'tan alan göl, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü. Bitlis merkeze uzaklığı 26 kilometre. 10 kilometrelik bir genişliğe sahip olan gölün en derin kısmı 155 metre olduğu söyleniyor. Sönmüş bir volkan olan Nemrut Krater Gölü, Tatvan, Ahlat, Güroymak ilçeleri arasında bulunuyor.
Bitlis'e yolunuz düşerse görmeden gitmemeniz gereken yerlerden bir tanesi de burası. Ahlat denildiğinde akla gelen yapılardan bir tanesi de çifte kümbetler. Kümbetler 13. yüzyılda yapılmış. Kümbetlerden küçük olanın kitabesine göre 1279 yılında ölen Bugatay Akan'ın oğlu Hüseyin Timur ve Hüseyin Akan'ın kızı Esentekin Hatun için yaptırılmış. Diğer kümbetin kitabesinde ise 1281 yılında yapıldığı Bugatay Akan ve Şirin Hatun'a ait olduğu söylenmekte. Ve Ahlat'ta bir diğer kümbet ise Usta Şakir kümbeti. En önemli özelliği Ahlat'ta, hatta Anadolu'daki en büyük kümbet olması. Ulu kümbet olarak da anılıyor. Yapılış tarihi ve kime ait olduğu bilinmiyor. Mimarisi göz önüne alındığında 12. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Dikkat çekici yerlerden bir tanesi de Selçuklu mezarlığının arkasında bulunan Harabe şehir. Ne zaman kurulduğu ile ilgili bir bilgi olmasa da Neolitik, yani yeni taş, cilalı taş döneminden kalma olduğu düşünülüyor. Mağaralar yan yana ya da arka arkaya sıralanmış 2 veya 3 odadan oluşuyor. Ahlat'a yolunuz düştüğünde uğramanız gereken iki önemli yapıdan daha bahsedelim. Nedir bunlar? Emir Bayındır Köprüsü ve Emir Bayındır Kümbeti. Peki kimdir Emir Bayındır? Emir Bayındır Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu Rüstem Bey'in oğlu. Köprü İki Kubbe Mahallesi'nde bulunuyor ve kitabesi bulunmuyor. Emir Bayındır tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. 21 metre uzunluğunda inşa edilen köprü tamamen kesme taştan yapılmış. Ve Emir Bayındır kümbeti. Görkemli meydanlık mezarlığının kuzeyinde bulunuyor. Aslında bulunduğu yer eski Ahlat'ın merkezi konumundaymış. Şehirleri simgeleyen silüetler vardır ya hani. İşte Bitlis'i simgeleyen silüetlerin en önemlisi de bu kümbet. Kümbetin hemen yanında Mescid-i Şerif bulunuyor. Ve diğer kümbetlerden farkı dışa doğru taşan basık, konik külahının oluşu. Değerli izleyenler, neredeyim? Ahlat'tayım. Ahlat'ta neredeyim? Selçuklu mezarlığındayım. Olağanüstü bir yer kesinlikle. Daha öncesinde Osmanlı ile ilgili birçok yapıyı gezmiştim ben. İşte Eyüp Sultan mezarlığı muhtemelen dünyadaki en büyük Osmanlı mezarlığı. Osmanlı mezarlığında ne vardı? Süslemeler işte mermerden yapılmış ve üzerindeki kabuklardan, işlemelerden orada yatan kişinin mesleği ile ilgili birçok ipucu bulabiliyorsunuz. İşte kadın mıdır ya da işte erkek midir, kadın mıdır, çocuk mudur? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mezarların üzerine Osmanlıca yazabilir. Yani araştırdığınız zaman aslında oradaki süslemelerin orada yatan kişinin rütbesini ya da konumunu belirlediğini görebiliyoruz. Buradaki mezarlar ise şöyle. Selçuklu mezarları şöyle. Ahlat taşından yapılmış. Mezarlar dikdörtgen şeklinde. Burayı muhtemelen bir saat kadar vakit ayırmak gerekiyor gezmek için. Size konumundan bahsedeyim. Konumu şöyle. Hemen merkezde, Ahlat merkezde 10 dakikalık mesafede. Gelebilirsiniz buraya. Girişi ücretsiz zaten ve ben size bireysel olarak bir şey söylemeye çalışıyorum. Çalışacağım. Osmanlı ve Selçuklu kültürünü anlamak istiyorsanız, tanımak istiyorsanız kitap okumak evet güzel. Birçok şey öğreniyoruz zaten ama iki yer tavsiye edeceğim size. Bir tanesi Eyüp Sultan. Kesinlikle. Yani Eyüp Sultan Pierre Loti oraya gezdiğiniz zaman ya da Eyüp Sultan semtini komple gezdiğiniz zaman aslında Osmanlı'yı çok rahat bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Bir diğeri de burası. Yani yerinde görmek gerekiyor, yerinde algılamak gerekiyor, anlamak gerekiyor. İşte buraya geldiğiniz zaman kümbetleri görüyorsunuz, mezarları görüyorsunuz ve burayla ilgili birçok şeyi daha iyi algılıyorsunuz. Yani dokunarak, temas ederek daha iyi algılıyorsunuz. Ben de o şekilde yapmaya çalıştım efendim. Bitlis gezimizin son durağı burası. İnşallah bundan sonraki gezimiz Mardin olacaktır. Birazdan seferimiz kalkacak, oraya geçeceğiz. Ben Bitlis halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Sokaktan geçen herhangi bir insan, esnaf, öğretmen, öğrenci, memur,
gibi birçok insanla konuşma fırsatım oldu. Gerçekten hep söylüyorum, Anadolu insanı ya da insanımız, yani genel olarak Türkiye insanı zaten çok temiz ve çok güzel kalpli. Ben bugüne kadar gezdiğim hiçbir yerde ötelenmedim ya da yanlış hiçbir şey görmedim. Burada da Bitlis'e çok teşekkür ederim. Çünkü çok güzel vakit geçirdim, çok şey öğrendim. Kendi tarihimle ilgili çok şey öğrendim efendim. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, saygılarımla. Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya Halat, Ermeniler, Şaleat, Süryaniler, Kelat, İranlılar ve Türkler ise Ahlat demişler. 210 dönümlük alanıyla İslam dünyasının en büyük mezarlığı burası. Anadolu'daki diğer mezar taşlarından ayıran özelliği 3.52 metre yüksekliği ile tam bir anıt karakterinde olması. Mezar taşlarında yatan kişilerin tanıtıldığı metinler, lirik şiirler, geometrik şekiller ve süslemeler bulunuyor. Mezar taşlarındaki yazılar dini metinlerle ölüyü ve sanatkarı tanıtan bilgiler içeriyor. Ahlat mezar taşları tiplerine ve özelliklerine göre çatma lahitler, şahidesiz prizmatik sandukalar, şahideli mezarlar olarak 3 gruptan oluşuyor. Ortak özellikleri ise ahlat tüf taşından yapılmış olmaları. Tüf taşlarının bu bölgede olmasının sebebi ise Süphan Dağı ve Nemrut Dağı'nın bu çevrede olması. Volkanik oldukları için yazıların daha kolay işlenmesine yardımcı olmuş.